Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye tarihinin unutulmaz 15 ünlü milli sporcuları 1. Kenan Sofuoğlu. Pistlerin unutulmaz Türk motosikletçisi Kenan Sofuoğlu 2007-2010 yıllarındaki şampiyonlarda zirveye oturmayı başarmıştı. Tanju Şolak 1987-1988 yılında 39 gol ile Avrupa Gol Kralı olarak altın ayakkabının sahibi olan Tanju Çolak, Türkiye futbol taraftarlarının da kalbinde taht kurmayı birçok kez başarmıştı. Ruhi Sarıal Londra'da gerçekleştirilen 1948 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi 3 adım atlama dalında temsil etti ve sonucunda bronz madalya aldı. Bu madalya 2004 Yaz Olimpiyatlarında Eşref Apak'ın çekiş atma dalında aldığı bronz madalyaya kadar 56 sene boyunca Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizmde aldığı tek madalya oldu. Sarıalp aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gösterdi. Süreyya Ayan 11 Ağustos 2002 günü Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Romanyalı atlet Gabriela Sazabon'un önünde Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu. 2002 ve 2003 yılları boyunca bu mesafenin en iyi atleti olarak kabul edildi. 2002'de Avrupa'da yılın en başarılı kadın atleti seçildi. Hamza Yerlikaya Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği, modern güreşin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıkladı ve Hamza Yerlikaya'yı asrın güreşçisi unvanı ile ödüllendirildi. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu. Naim Süleymanoğlu Halter'e 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda 2 altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 1983-86 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52-56-60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. Elvan Abeglegesse Pekin'de düzenlenen 10.000 metrelik yarışta son anda liderliği kaptırarak ikinci olan Elvan Türk atletizmine olimpiyat oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını kazandırdı. 2001'de 3 ayrı dalda Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 2004 yılında Norveç'in Bergen kentinde bisiklet oyunları adı altında düzenlenen yarışmalarında bayanlar 5000 metrede 14-24-68'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu. Cemal Kamaca 1972 yılında Avrupa Şampiyonu Fransız Roger Zami'yi İstanbul'da yenerek 63,5 kilo Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu oldu. Yaşar Erkan 11 Ağustos 1936 Berlin Olimpiyatlarında Greco-Roman güreşte 61 kiloda altın madalyayı kazandı. Cumhuriyet Türkiye'sinin bayrağı olimpiyat oyunlarında ilk kez birincilik direğinde yükseliyor. İstiklal marşımız ilk kez bu kadar kalabalık bir insan topluluğu tarafından dinleniyordu. Atatürk bizzat tebrik etmiştir. Levin Yanıt, Barcelona'da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türk rekorlarını yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Halil Mutlu, Dünya Gençler Şampiyonu, 1993-5 kez Dünya Şampiyonluğu, 2003-2001-1999-98-94-3 kez Olimpiyat Şampiyonluğu, 2004 Atina, 2000 Atlanta, 1996 Barcelona,
10 kez Avrupa Dünya Şampiyonu, 2008, 2005, 2003, 2001, 2000, 1999, 97, 96, 95, 94 Avrupa Şampiyonlarında 26 altın madalya sahibi, 9 koparma, 8 silkme ve 9 toplam olmak üzere bu kategoride David Rigaud 27 altın madalyaya sahip, tarihte 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan 4 halterciden biridir. Mirsad Türkcan, ABD Basketbol Ligi olan NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcusu olarak tarihe geçti. Sinan Şamil Sam, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu. Nurcan Taylan, halterde 6 Avrupa ve 2 dünya rekoru kırdı. 2004 yılında Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Semih Saygıner, 1994 yılında Belçika'da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla dünya klasmanında 3. lige yükselen Saygıner iki dünya rekoru kırdı.